Ay. Of. Aa, uram buram be. Ay. Of. Uram buram. Ay. Gel, hoş geldin. Tamam, sen çekil, ben gelirim. Hastasın diye geldim. Götüm, etim, metim, her yerim ölüyorum. Şifayı kaptım ben ya, çok kötüyüm. Ne oldu sana böyle? Of of of, her yerim kırılıyor. Ay. Ben eczaneye gidip sana ilaç aldım. Annemin tarhanası da burada kalmıştı, yapacağım şimdi sana. Çok sağ ol be Yıldız. Ne demek, sen de bize az bakmadın. Ay. Ne oluyor, ne bitiyor, anlat bari. Canım, bana neler oluyor diye sormayacaksın. Neler olmuyor diye soracaksın. Ah. Tamam canım, yaklaşma sen çok fazla bana. Pardon. Biliyorsun Halitcan var. Ya bir bitmedi kardeşim çileniz be, bir bitmedi ya. Yok canım, bizim derdimiz bitmez. Ben artık alıştım, bizim hayatı yaşam şeklimiz bu. Hadi iç şu ilacını da gideyim ben. Sağ ol be Yıldız. Camları açsam üşür müsün ya? Donarım, yapma. Ha, kapı. İyi, kesin ev sahibidir ya. Bir şey olmaz, hastamız var derim. İç sen şunu. Ha. Merhaba Yıldız. Nadir Bey, sizin burada ne işiniz var? Müsaitsen biraz konuşabilir miyiz? Müsait değilim. Uzun sürmeyecek. Sana karşı bir açıklama borcum olduğunu düşündüğüm için buradayım. Emir, Nadir Bey. Merhaba delikanlı, tanışalım. Duymuşsundur. Ben bu hikayenin kötüsüyüm. Merhaba. Sizi dinliyorum. Bizi yalnız bırakabilir misin lütfen? Yani kusura bakmayın da bırakamayacağım. Gitmeyemiş. Sana zarar vereceğimi mi sanıyorsun? Öyle bir niyetim olsa buraya kadar niye zahmet edeyim? Bana 10 dakikanı ver, sonra hemen gideceğim. Emir git, tamam ben konuşayım. Yani bir şey olursa bana seslen içeride. Tamam. Teşekkür ederim. Geçebilir miyim? Arkadaşların sana çok düşkün. Çok şanslısın. Yoksa onlar mı şanslı demeliyim? Ne söyleyeceksiniz söyleyin ve gidin lütfen. Dünle ilgili. Bana getirdiğin fotoğrafı gördün değil mi? Gördüm. Ben o fotoğraf için adam öldürdüm. Bunların tek sebebi senin kocan. Biliyorum, bana bunu daha önce de anlattınız. Başınıza gelen şeylerden Halit'i sorumlu tuttuğunuzu da biliyorum. Ben kötü biri değilim Yıldız. Evet, seni tehdit ettim. Ama bunu yapmak zorundaydım. Ben o fotoğraf için bir ömür verdim hapiste. Onu Halit'in eline bırakamazdım. Ben de sizin yüzünüzden hırsızlık yaptım ve kocama ihanet ettim. Sadece kocana değil, Ender'e de ihanet etmişsin. Dediğim gibi, sizin yüzünüzden. Evet. Seni bunlara mecbur bıraktığım için özür dilerim. Kötü gibi gözüküyor ama haklı nedenlerim vardı kendime göre. Siz beni kocama öldürmekle tehdit ettiniz. Seni korkutmak için mecburdum ona. Hani hiçbir blöf değildi? Olabileceklerin tahmini diyelim. Tehdit ve blöf pek benim tarzıma yakışmayan kelimeler. Ben daha net ve kesin tavır severim. Neyse. Siz bizden uzak duracak mısınız? Nasıl durabilirim? Biz ortağız. Ondan bahsetmiyorum. Yani buraya kadar gelip benimle konuşup ne yapmayı planlıyorsunuz? Benden yeni bir şey yapmamı istemeyeceksiniz herhalde. Benim hakkımda düşüncelerini bir nebze olsun değiştir diye geldim. O zaman boşuna zahmet etmişsiniz. Olsun. Ben kendimi anlatmış oldum. Belki bir gün kendini benim yerime koyup düşünme fırsatın olur. O zaman bana müsaade. Vaktini ayırdığın için ve beni kırmadığın için teşekkür ederim. Of. Ya uf ya. Duydun konuştuklarınızı. Ne diyor kızım bu adam? Bak, benim başımda yine bela var. Sakın Caner'e bir şey anlatmıyorsun, tamam mı? Ya deli misin? Anlatır mıyım hiç? Bak Yıldız, o adam önce seni tehdit ediyor, sonra buralara kadar gelip özür diliyor. Ne iş? Ay ben de bilmiyorum ne istiyor. Yani benim pek söylemeye dilim varmıyor ama. Tamam sen sus. Git içeri çorbanı iç hadi, ben gideceğim zaten.
Sen dikkat et bu adama da. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.